Varlıklı fakat kötü kalpli bir baba varmış. İki kızı varmış. Büyük olan 30 yaşına basmak üzereymiş. Gururu ve büyüklenmesi sebebiyle kendisiyle evlenmek isteyen herkesi reddetmeye devam etmekteymiş. Küçük olanı ise 22 yaşındayken güzel ahlaklı ve dindar bir gençle evlenmiş. İşte bu ablasının kalbine bir kıvılcım düşürmüş. Kıskançlığı ve kini sebebiyle kardeşinin evlilik hayatını bozmaya karar veren ablasının. Ne zaman kardeşi kendisiyle kocası ve ailesi arasında olan herhangi bir sorun hakkında ablasının görüşünü soracak olsa, onu çok sever gibi rol yapar, ona kocasına ve ailesine karşı kibri ve büyüklenmeyi tavsiye ederdi. Kız kardeşin mutlu evlilik hayatı cehenneme döndü. Kız kardeşinin kocasının 2 yıl sonra karısını artık onun kendisine ve ailesine karşı ihanetlerine tahammül edemediğinden 1 yaşındaki oğluyla birlikte baba evine göndermesine, bununla birlikte eşine ve ailesine karşı kızının kötü muamele ettiğini öğrenen babanın kızına daha kötü muamele etmesine sebep oldu. Küçük kardeş başına gelen her şeyin sebebinin ablası olduğuna emin olduktan sonra öfke içinde ona dedi ki, "Bana eşime ve ailesine karşı kibir ve büyüklenme tavsiyelerinle onlara tevazulu olmamamı söyleyerek bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah bana mütevazı olup birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize karşı haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti" hadisini hatırlatmayarak mahvettin hayatımı. Ablası kardeşinin söylediklerini önemsemedi. Günler sonra zengin bir adamla evlendi. Ve alemlerin Rabbi gururu sebebiyle bu adamın ve ailesinin büyük kız kardeşe en kötü şekilde davranmalarını murad etti. Kocasının onu evinden kovduğu çok oldu fakat babasının katı davranışlarını her hatırladığında kocasından özür diledi ve kötü davranışlarına tahammül etti. Buna rağmen boşandılar. Babasının evine döndü ve olan her şeyin sorumsuz ablasının nasihatleri sebebiyle olduğunu öğrenen kocasının kız kardeşinden özür dilediğini ve kız kardeşinin evine döndüğünü öğrendiğinde çok üzüldü. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إنني من المسلمين